Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, PKK terör örgütü AKP hükümeti tarafından izlenen terörle mücadele müzakere süreci başından itibaren terörizmi ayaklanma aşamasına taşımak için istismar etmiş, kullanmıştır. AKP hükümeti açılım süreci sona ermesinin endişesiyle güvenlik güçlerinin PKK terör örgütünün kentlerdeki örgütlenmesini engellemesine izin vermemiştir. PKK terör örgütü bundan istifade ederek 2012-2015 arasında Güneydoğu Anadolu'da kentlerde bir şehir ayaklanmasının altyapısını oluşturacak silah, cephane, sağlık malzemesi teminiyle kadro örgütlenmesini gerçekleştirmiştir. Terör örgütü 2012-2015 zaman diliminde Suriye iç savaşından istifade ederek Suriye'nin kuzeyinde bir kanton sistemi kurmuş ve etnik temizlikler ile bu kantonları genişletmiştir. Özellikle Ayn el-Arab kentinin PKK ve PYD tarafından ele geçirilmesinden sonra PKK terör örgütü Suriye'den Türkiye'ye güç projeksiyonuna başlamıştır. Suriye olaylarının Türkiye üzerindeki etkisi 6-7 Ekim 2014'te Ayn el-Arab'da IŞİD ile PKK çalışmaları devam ederken görülmüştür. PKK terör örgütü ve yandaş siyasal oluşumlar bir kent ayaklanması denemesi gerçekleştirmişlerdir. Bu ayaklanma girişimi esnasında PKK'lı teröristler sadece güvenlik güçlerini değil, Türk, Zaza, Kürt herkese saldırmış ve katliamlar yapmışlardır. Bütün bunlar olurken Abdullah Öcalan ile devam eden görüşmeler neticesinde Öcalan Dolmabahçe mütabakatı olarak bilinen çağrısını yapmıştır. Bu çağrı ile AKP, HDP, PKK arasında büyük bir tarihsel uzlaşma olduğu intibağı verilmiştir. Ancak Cemil Bayık Öcalan'ı fazla tavizkar bulmuş ve Öcalan'ın yaptığı anlaşmayı kabul etmemiştir. Anlaşma seni başkan yaptırmayacağız söylemiyle PKK tarafından bozulmuştur. PKK AKP ile oturduğu müzakere masasını devirerek halk savaşını tekrar başlattığını açıklamıştır. 2015 yazından bu yana Türkiye'de yaşanan her şey bir yandan AKP'nin yanlış politikalarının, diğer yandan PKK'nın özellik olmaz konfederasyon şeklinde özetlenebilecek iç savaş stratejisinin bir sonucudur. Bu gizli değil. Aksine çok açık bir siyaset. Cemil Bayık 30.12.2015'te yaptığı açıklamada Türkiye içinden ve dışından gelecek başka örgütlerle birlikte Türkiye'de devrimci bir direniş cephesi kurulacağını ve iç savaşın daha da artacağını, Öcalan'ın silahsızlanma çağrısı yapmayacağını açıklamış. Ayrıca Türkiye, Irak, Suriye ve İran'daki gelişmelerin Orta Doğu'yu yeni bir çağa geçireceğini, hala hazırdaki savaşın yeni bir duruma dönüşene kadar yoğunlaştırılacağını, bunun içinde her türlü birlikteliğin Orta Doğu coğrafyasında sağlanacağını açıklamıştır. Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Hatip Dicle de iç savaş siyasetinin icracılarındandır. Dicle şöyle demektedir: 1990'lı yıllarda 50 ülke içerisinde Türkiye sicili en kötü ülke durumundaydı. Türkiye bir NATO üyesi olma gerçeğini göz ardı etmemek gerekir Türkiye'nin. NATO'nun 5. maddesinin A şıkkı çok konuşulur. Hiç konuşulmayan B şıkkı da var. B şıkkı ise eğer bir NATO devletinde iç savaş çıkar ve bu engellenemez ise NATO buna müdahale eder. PKK iç savaş çıkarmak amacıyla Ayn el-Arab ya da PKK dilinde Kobani'yi Türkiye'ye taşıma politikasıyla Türkiye'de kent savaşını başlatmıştır. Şehir içinde mayınlama, el yapımı patlayıcı döşeme, insanları evlerinden çıkartarak yerleşme, evler arasında tüneller kazma, sokakları hendek ve barikatlar ile geçilmez kılma gibi terörist eylemlere başlamıştır. Artık PKK kırsalda olduğu gibi vurkaç eylemleri yapmamakta, bulunduğu yerde, kentlerde direnmektedir. PKK şehirlerde sürekli savaş hali yaratmak istemektedir. Bu nedenle okullar, hastaneler dahi PKK terör örgütü tarafından hedef alınmaktadır. Bu şekilde terör örgütü devlet vatandaşın güvenliğini sağlamadı, sağlayamadı, düzeni muhafaza edemedi ve edemiyor algısını yaratmayı hedeflemekle birlikte ortaya çıkarmaya çalıştıkları düzensizlik üzerinden terör
örgütünün düzeninin kurulmasına çalışılmaktadır. Bu bağlamda terör örgütü eylemleriyle öğretmen, doktor gibi insanları da hedef almakta ve bölge halkına hizmet sağlayan devlet memurları da terörize edilmektedir. Devlete ait her türlü kişi, bayrak, kurum gibi devletin varlığını ifade eden her türlü öğe Güneydoğu Anadolu bölgesinden silinmeye çalışılmaktadır. PKK'nın bu terörist eylemleriyle bölge insanlarını açık bir şekilde çatışmaların içinde hedef haline getirdiği görülmektedir. Esasen bir insan kıyım makinesi olan PKK mümkün olduğunca çok bebeğin ve insanın, sivilin yaşamını kaybetmesini arzu etmektedir ve bunun da zeminini hazırlamaktadır. PKK'lılar için bir bebeğin veya çocuğun ölmesinin vicdanları etkileyen hiçbir yanı yoktur. Sadece 3 ve üzerinde insanın katledildiği ve toplu katliam olarak nitelendirilebilecek bütün katliamların tespit etmiş ve sayılarını ortaya çıkarmış kişi benim. 323 tane bebek katletmiş PKK. Bebek. 323 tane bebek katletmiş. Daha birkaç gün önce karnelerini almak için bekleyen çocukların üzerine bomba atan da PKK terör örgütüydü. Çınar'da 4 yaşındaki bir bebeğimizi katleden de bir PKK'lıydı bombayla. Ve ondan sonra PKK'lılar tarafından atılan tweetlere bir bakın. İnternete girin ve bakın. Bunu insan atar mı diye de ondan sonra kendinize sorun. PKK özetle iç savaş koşullarını olgunlaştırmak için mümkün olduğunca fazla sivilin hayatını kaybetmesini istiyor. Güvenlik güçlerimiz ise PKK terör örgütünü şehirlerden çıkarmak ve etkisiz hale getirmek isteyen operasyonlar düzenlerken mümkün olduğunca az insan kaybı olması için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu arada sokağa çıkma yasağı ilan edilerek operasyonlar sürdürülüyor. Sokağa çıkma yasağı sırasında eksik ve yanlış bazı uygulamalar olmakla birlikte son haftalarda bu eksiklerin de azalmaya başladığını görüyoruz. Bu noktada AKP hükümetinden sokağa çıkma yasağı yerine operasyonlar öncesinde nüfusun başka yerlere, bölgelere, kamplara veya kamu kuruluşlarına nakledilerek operasyonların daha hızlı gerçekleşmesinin önünün açılması da beklenebilir. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sıkı yönetim ilan edilmesiyle ilgili yaptığı çağrının doğruluğu her geçen gün biraz daha ortaya çıkmaktadır. Değerli milletvekilleri, sözlerime son verirken PKK'lıları tek tek kent savaşında, çatışmasında bu teknik bir deyimdir. Bunun bir savaş olmadığını biliyoruz ama bu kent içindeki bir çatışmadır çünkü. Sivilleri tek tek temizlerken, sivilleri omuzlarında taşıyan jandarma özel harekat ve polis özel harekatçı kardeşlerimi de buradan sevgi, saygı ve muhabbetle kucakladığımı bildirmek istiyorum. Bu arkadaşlarımıza buradan sesleniyorum. Çocuklar böyle devam edin. Allah yardımcınız olsun. Türk milleti sizin bedenlerinizi çocuklara siper ettiğinizi ancak PKK'lı teröristlerin her zaman olduğu gibi bebeklerimizin ve çocuklarımızın hayatına kastettiğini çok iyi biliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.